Rusya'ya çarptığın şey şartlaştırdı. Biraz soyulucu beşiyor. Nasıl? Bana çıkalım. Az yok ya. Bir dakika. Alım gücümüz düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette yaşadıklarımızla biliyoruz. Son bir ay içerisinde akaryakıt, doğalgaz, yak fiyatlarına gelen faiz zamlardan biliyoruz. İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Her gece yarın nelere zam gelecek? Eriyen ücretlerimize nasıl geçineceğiz? Kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız? Endişesiyle yaşıyoruz. Her geçen gün paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Asgari ücretin 220 dolara, ortalama bir kamu emekçisinin 300 dolara kadar düşen ücretleriyle bu zamlar karşısında yaşamak mümkün değildir. Ücretli kesimlerin omuzuna vergi yükünü hafifletilsin. Bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretlere yaklaşık 750 lira artırılsın. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Dolaylı vergiler düşürülsün. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Sermaye sınıfına aktarılan paralarla, eğer o paralar o sermaye sınıfına değil de halka, halkımıza aktarılmış olsaydı bugün bu krizle karşı karşıya gelmeyecektik. Yani emekçinin tüm haklarını gasp eden iktidar şu anda ekonomik haklarını gasp etmeye çalışıyor. Bu şiarla biz bir araya geldik. Emek ve Demokrasi Platformu olarak geçinemediğimizi, artık yarını getirecek bir bütçemizin olmadığını ve hükümetin eğitim alanını, sağlık alanını, siyaseten ve ekonomik olarak ülkeyi yönetemediğini, sadece baskı uygulayarak kendi iktidarını yürütmeye, iktidarını sürdürmeye çalıştığını biliyoruz. Bugün onu istifaya davet ediyoruz. İstifa etmesi için çağrıda bulunuyoruz Emek ve Demokrasi Platformu olarak. İstifa! Erdoğan! İstifa! Kriz büyüyor. Yani artık önümüzdeki haftalardan endişeli olmaya başladık ve gitgide artık kriz derinleşiyor. Yani bunun artık bir yaptırımı nasıl olur bilemiyorum. Her gün dolar karşısında maaşlarımız eriyor. Sadece bizim maaşlarımız değil, bugün asgari ücretle çalışan, bugün üreten insanların hepsinin maliyeti daha fazla oluyor ve geçinemeyecek seviyede. Gerçekten bugün pankartımıza dedi, geçinemeyecek noktaya gelmişiz. Ama birileri bunu yaşarken bir diğer taraftan şatavat içinde işte milyon dolarlık araçlarla işte farklı yüksek hayat standartla yaşayan insanlar var. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Çünkü emeği veren biziz, üreten bizleriz. Biz bu düzeni hiçbir şekilde de kabul etmeyeceğiz. Israrla bunu dile getireceğiz. Bunun savunucusu da olacağız. Yirmi yılda iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir.
Bu iflasın altında ezilen vatandaş ve sağlık çalışanları yalnız bırakılmıştır. Halk nitelikli sağlığa erişemezken sağlık çalışanları giderek daha zor şartlarda çalışmaya itilmiştir. Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen soruların çözümsüzlüğü, erken emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intiharlara yol açmıştır. Yaptığımız çalışmalar ve anketlerde hekimler ülkenin dört bir yanında mesleğimizi yapamıyoruz, nefes alamıyoruz, geçinemiyoruz demektedirler. Her gün kamudan istifalar artarken diğer taraftan yılda binden fazla genç hekim çalışmak için yurt dışına gitmektedir. Bugün iktidar toplumun sağlığına yönelik hekim istifalarına, göçlerine yönelik hiçbir adım atmazken biz bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var. Birlikte önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz. Karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim diyoruz. Aslında hep dile getirdiğimiz çalışma koşullarının ve özellikle pandemiyle birlikte daha da artan yani çalışma koşullarının üzerinden bir sesimizi duyurmak istiyoruz yani. Giderek artan sağlıktaki şiddet, emek sömürüsü, çalışma koşulları, yine var olan ekonomik krizle birlikte çok çok daha fazla şey yani aldığın şeyler hiçbir şekilde emeğinin karşılığını almaması ve asıl pandemiyle birlikte yani bu süreçte özellikle yani sağlıkçıların yaşadığı zorluklar, koşullar, hastalanıyoruz, ölüyoruz.